Merhaba sevgili seyircilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir gündem özelle karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Muhammed Sait Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Çok önemli çalışmalar var, bunları konuşacağız, masaya yatıracağız ki önemli notlar da zaten masamızda. Öncelikle diriliş muştusu kamplarını tabii masaya yatırmak isteriz. Hem evet. Sosyal medyada geniş yer buldu, hem basında yer buldu. Bizler de takip ediyoruz. Önemli bir adım, biz öyle değerlendiriyoruz. Ve tam ortasında işin içindesiniz. Bu organizasyona ilişkin öncelikle isterseniz buradan başlayalım. Neler yapılıyor, nasıl adım atıldı, nasıl başladı? Evet. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için hem KONTV ailesine hem de şahsınıza teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bugün konu diriliş muştusu kampları. Aslında diriliş muştusunun isminden başlamak lazım. Çok kelime bazen tam anlaşılamayabiliyor. Diriliş müjdesi anlamına evet. da geliyor. Diriliş erlerinin yetiştiği bir kamp olması temennisiyle ismini bu şekilde isimlendirdik. Başladığımız süreç geçen sene yaz aylarında bu işe başladık. Geçen sene başladığımızda yaklaşık 1800 tane genci Afyon'da, Mersin'de ve Antalya'da kamp merkezlerinde misafir ettik. Daha sonrasında tabii 1800 hedefine ulaştıktan sonra bu bizim gençlik teşkilatı olarak kendi hedefimizdi. Evet. Daha sonrasından hem işte Seçim İşleri Başkanımız Ahmet Sorgun Bey'in, il başkanımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu kamp bizim 1800 hedefini gerçekleştirdikten sonra bu rakamı 3000'e çıkarın diye bir evet. hedef göstermeleri oldu. Daha sonra biz 3000'e tamamlamak için yeni bir proje, Asım'ın Nesli Milli Gençlik evet. Projesi gerçekleştirdik. Asım'ın Nesli Milli Gençlik Projesi'nde gerçekleştirdikten sonra rakam toplamda 3000'e ulaşmış oldu. Son Asım'ın Nesli finali programında gerçekleştirdiğimizde sayıyı 10.000'e tamamlama hedefi çizildi bu sefer. Biz de bununla ilgili çalışmaya başladık. Şu anda Temmuz ayı içerisinde toplamda 4 hafta kamp gerçekleştireceğiz. Temmuz ayındaki hedefimiz 1000 inşallah. 1000 tane liseli kardeşimizi kamplara götürmeyi hedefliyoruz. Hedefe emin adımlarla ilerlediğinizi aynen. görüyoruz. Bu çok sevindirici. Aslında nispeten geç kalınmış da bir çalışma kesinlikle. Bakıldığında. Fakat neresinden başlarsanız başlayın. O önemli ve bizim için kârdır diye bakmak lazım. Asım'ın Nesli projesini bir parantez açsak. Belki diriliş muştusu kamplarını daha açık konuşacağız ayrıntılı ama evet. Burada içerik anlamında hedeflerine varılabildi mi Sayın Çelik? Yani bu anlamda içerik anlamında bir hedefe ulaşılabildi mi? Asım'ın Nesli Milli Gençlik Projesi hedef kitlesinden bahsetmek gerekirse üniversite ve lise gruplarından oluşuyordu. Taşra'da öğretim gören üniversite ve liselilerin Konya kültürünü bir kere tanımaları. Çünkü üniversiteye gelenler Konya'yı evet. görmeden geri gidiyorlar. Konya kültürünü tanımıyorlar. Konya kültürünü tanıtmak. İki, tabii o dönem tam 16 Nisan'ın öncesiydi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin anlatılması hedeflerimiz arasındaydı. Üçüncü olarak ise yerli ve milli olmak üzerine bir başlığımız vardı. Bu üç başlığın da hedefini gerçekleştirmek için gayretler edildi. Bunlarla ilgili günlük planlamalar grup şeklinde ve de eğitimler yapıldı. Bu eğitimlerde hem başkanlık sistemi üzerine, Cumhurbaşkanlığı sistemine anlatımlar yapıldı. Hem de değerler üzerine eğitimler yapıldı. Hı. Aslında bu anlamda biz hedefe ulaşmak için seferlerin hepsini düzenlediğimizi söyleyebiliriz. Eyvallah. Kalpleri inşallah Allah bilir. İnşallah. Çünkü Asım'ın Nesli tabii bir idealin adı aslında. Evet. Yani malumunuz Akif'in Asım'ın Nesli'nden kastı buydu. Bir idealin adı evet. ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bu çok önemli. Bahsettiğiniz milli ve yerli hedefler uğruna yetişen milli ve yerli gençler çerçevesinde bakmak lazım oluyor. Evet, niyet hayır, akıbet hayır. Bundan sonraki süreçlerin daha da olgunlaşarak aslında meyvesini vereceğini de görmek ve söylemek mümkün. Evet, biraz diriliş muştusunu açalım şimdi. Liseli gençlere yine hitap ediyorsunuz ve siz bu anlamda teşkilatlarınız bazında bir ilksiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Bu da galiba bu projenin önemsenmesi gerektiğini aslında gösteriyor kendiliğinden. Neler yapıyorsunuz? Bu geride kalan ilk iki haftaya ilişkin mesela bize açıklayacağınız hangi ayrıntılar var? Şöyle dediğiniz gibi Türkiye'nin ilk teşkilatlar anlamında evet. ilklerini gerçekleştiren şehriz zaten her zaman için. Bu anlamda da gençlik anlamında da
kamplar konusunda ilkleri gerçekleştirdik. Aslında kamp bizim gençlik çalışmaları kültürümüz Konya olarak çok derindir. Çünkü Konya'daki yapılan gençlik çalışmaları Türkiye'nin diğer illerindeki yapılanlardan daha fazladır. Biz de bu anlamda kampın gençlik çalışması içerisinde özelde yerini de şehirdeki abilerimizden dinleyerek bunu gerçekleştirelim istedik. Şimdiye kadar iki hafta boyunca neler yaptık? İki hafta boyunca aslında şöyle bahsedebilirim. Gün içerisinde buradan hep birlikte yola çıkılıyor. İlçeden gelen, sadece merkezden çocuklar dahil olmuyor. İlçelerimizdeki lise okuyan öğrencilerimiz de dahil oluyor. Ve sadece teşkilatlar üzerinden de isim almıyoruz. Ayrıyeten sosyal medya üzerinden ve duyurular şeklinde gerçekleştirdiğimiz şekilde öğrenci kardeşlerimizi bir araya getiriyoruz. Öğrenciler daha sonrasında 250'şer gruplar halinde götürülüyor. Çünkü sayı fazla olduğu takdirde kontrol ve verim düşüyor. Bu yaklaşık bundan kaç gün sürüyor götürme işi? Yani toparlama süreci evet, 4 gün falan sürüyor. Evet. Bir günde buradan işte 5 saatte mesela Mersin'de bu ayki kamplarımız. Evet. 5 saatlik bir yolculuk var. Hı hı. Aslında o yolculuk bile çok şey öğrettiğine inanıyoruz. Çünkü çocuklar giderken beraber türkü söylemeler olsun, ezgiler olsun hep birlikte gidiliyor. Hı hı. Bu anlamda oranın bile çok önemi var. Yani evet. Kampın yolculuğu bile ayrı bir bereket. Hı hı. Tabii buradan giden öğrencilerimiz, 250'şer kişilik giden ekiplerimiz her hafta gittikten sonra 15'er kişilik gruplara ayrılıyorlar. Her 15 kişinin bir grup ismi var. Genellikle grup isimlerini de biz tarihimizdeki öncü şahsiyetlerden belirledik. Bu öncü şahsiyetlerin isimleri o grubun ismi oluyor. Ve bu isim onların hem tanıması için başlarında bulunan her 15 kişiye de bir abi tayin ediyoruz. Bu abileri hem o şahsiyeti onlara anlatıyor hem de yarışmalarda o isimle yarışıyorlar ve motive o şekilde oluyorlar. Rol modelleri oluyor hiç olmazsa. Aynen. Yani onların karakteri bahsettiğimiz kişi o. Yani verilen isim oluyor. Daha sonrasında tabii bu başlarında bulunan abileri sadece hani girişte veya çıkışta değil tamamen birlikte vakit geçiriyorlar. Denize gireceklerse beraber, müsabakalar yapılacaksa beraber gerçekleştiriliyor. Süreçler hep bu şekilde. Aslında programlarımızdan bahsetmek gerekirse tabii sadece biz eğitim kampı olarak düşünmedik. Eğitim ve eğlence. Eyvallah. Sayın Başkan, oraya virgül koyalım. Evet. Geçmeden o konulara. Talepler aldınız, bir araya geldiniz, davetlerinizle o gençler toplandı ve süreç başladı. Şu gelebilir seyircilerimizin aklına. Yani AK Parti Gençlik Kolları düzenliyor bu programı ama dışarıdan yani hani siz dikkat ediyor musunuz? İlla AK Partili gençlerden mi olsun yoksa diğer siyasi görüşleri, dünya görüşleri de kabulleniyor musunuz? Talep etmeleri durumunda buyur ediyor musunuz? Hani benim çocuğum da katılabilir mi gibi diyenler, düşünenler varsa seyircilerimizin bu anlamdaki sorusuna vereceğiniz cevap ne olur? Şöyle biz bununla ilgili hem siteler hem sosyal medya üzerinde duyurularla duyurduk. Hı. Zaten yani Konya gençliğinin tümüne ait olan bir program. Sadece AK Parti teşkilatlarında bulunan veya sadece AK Parti noktasındaki düşünceleri aynı olan isimler değil. Herkesin katılabileceği bir kamp. Bu anlamda seyircilerimizden bu tür sorular gelen olursa biz kesinlikle onları da, daha doğrusu onları veya çocuklarını da bu anlamda kamplarımızda misafir etmekten dolayı memnun oluruz. Ama şunu belirteyim, sınırlı bir sayımız var. Hani çok fazla şimdi biz her hafta takip ediyoruz. Şu anda 3. ve 4. haftanın kamp noktasında talepleri alıyoruz. Bu anlamda hani yığılma veya çok başvuru olursa bir sınırlılığımız var şu an için. Evet. Onu da belirtmek istedim. Ve lise öğrencileri olacak değil mi efendim? Lise 1, lise 2, lise 3 öğrencilerini kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Lise 4'ü kabul etmiyoruz. Onu kabul etmeme nedeniniz? Yani o zaten üniversiteye geçme sürecini yaşadığı için biz lise 1, yani ilk aslında geçtiğimiz sene lise 4'leri de kabul ettik. 1800 genci misafir ettiğimiz kısımda. Evet, evet. Ondan dolayı onlara hitap ettiğimiz için bu sene lise 3'e kadar aralığımız bu şekilde. Eyvallah. Programların ayrıntılarına geçebiliriz. Buyurun. Şöyle, programlarımız aslında eğlence ve eğitim olarak ikiye ayrılmış durumda. Aslında eğlenirken de öğreniyorlar. Sadece eğlenceyle ibaret değil. Eğlenme konusunda şu şekilde, deniz etkinliğimiz ve deniz müsabakalarımız var. Çok fazlaca
Burada aktiviteler gerçekleştiriyor. Tabii bu esnada hiçbir şekilde yanlarından lider abileri olarak, lider olarak belirlediğimiz kişilerle birlikte hareket ediyorlar. Çünkü güvenlik noktasında her zaman sıkı tutuyoruz olayı. Olası bir olumsuzluk yaşanmasın diye. Evet, çok doğru. Daha sonrasında okçuluk ve matrak gibi tarihi oyunlar var. Bu oyunlar üzerinde müsabakalar yapıyoruz. Yaptığımız müsabakalarda hem bu spor dallarının tarihini anlatıyoruz hem de müsabakalar sonrasında işte dereceye girenlere hediyeler takdim ediliyor. Ayrıca kamp boyunca işte çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenleniyor sürekli olarak ve gün içerisi bu şekilde geçiyor. Günde toplamda iki tane de dersimiz var. Bazen üç oluyor bu. İki tane dersimiz var. Bu dersleri de aslında tabii Mersin sıcak ciddi şekilde. Biraz zor oluyor ama yine de gençlerimiz çok istekli bir şekilde dinliyorlar. Hatta şu geçtiğimiz iki haftada yani konuşmacılar konuşmasını bitirip dağılabilirsiniz dediklerinde en azından bir 20 tane çocuk gelip orada konuşmacının etrafında sorular sorup ilgili olduklarını gösterdiler şimdiye kadar. Tabii biz bunlara genç olarak tanımlayalım değil mi? Yani gencimiz diyelim. Evet. Onlar çünkü ileriye dönük çok önemli bir eşikteler, adım atmak üzereler. Programların içerikleri tabii çok önemli, güzel. Bir de şunu öğrenebilir miyim? Yani siz bu çalışmalarla neyi hedefliyorsunuz? Yani çok güzel eğitim kampları önemli. Tabii gençleri yetiştirebilme adına da mücadele veriyorsunuz. Asıl böyle sadeleştirerek bize sunacağınız ve birkaç cümleyle özetleyebileceğiniz cevap ne olur bu soru karşısında? Hedef nedir bunlar ileriye dönük? Ya hedef özellikle kampa katılan genç arkadaşlarımızda onların milli ve yerlilik noktasında bir hassasiyetlerin oluşması. İkinci olarak söyleyebileceğimiz onların potansiyellerini yani kişisel gelişim anlamında katkıları noktasında katkılarının verip onları daha üst seviyelere çıkarmak. Aslında üçüncü olarak da gençliğe bakış açısını bu gençlerin değiştirmesi gerektiği. Şu anda gençliğe bakış açısıyla ilgili yani aslında bu 15 Temmuz'la da ilgili bir süreç. 15 Temmuz bir milat oldu. Evet. Gençliğe bakış açısıyla ilgili. O 15 Temmuz'a kadar işte ya ah bu gençlik diye başlayan cümleler devam etti gitti. Aslında sonradan ben hem arkadaşlarla birlikte, ekiple birlikte konuştuğumuzda birkaç kitap vesaire okuduğumuzda da gördük. Her dönemde ah bu gençlik denilmiş. Yani bundan her toplumda denilmiş aslında bu. Özellikle mesela peygamberlerin gelmiş olduğu toplumda da peygamberleri yeni nesil olarak tanımlayıp onları dışlamaya yönelik daha çok hareket edilmiş. Ve tarihte her tarafta var. Mesela Sokrates'in işte savunma konusundaki o metinleri okuduğunuzda oradaki suçlamalardan biri de yine buydu. Yani ah bu gençlik diye başlayan yeni neslin. Doğru ama Muhammed Bey bir taraftan bakıldığında da sahabe-i kiramın hep genç olduğunu Peygamber Doğru. Efendimizin yanında ağırlıklı olarak genç sahabilerimizin olduğunu da görüyoruz. Kesinlikle. Onlar da bizim için çok önemli. Aslında belki de en ideal noktasında bakış açısı Hı-hı. Peygamber Aleyhisselam'da vardı. Onun etrafında sorumluluk verdiği gençlerin yaşları çok genç ve onların hepsi sorumluluk alan ve görevlerini yerine getirendi. Aslında bir anlamda biz de gençlik noktasında sorumluluk almalarını, erken yaşlarda sorumluluk almalarını istiyoruz. Hı-hı. Bu da hani gençler yarınlarımız değil de bugünlerimiz olarak bakmamız gerektiğini gösteriyor. Zaten şu anda AK Parti olarak en son 16 Temmuz'da yaşanan referandum sürecinde seçilme yaşını 18'e indirerek bu anlamdaki hem Cumhurbaşkanımızın hem parti noktasındaki kurumsal bakışımızı da göstermiş olduk. Ve bu anlamda gençlerin milli ve yerli olmasını, erken yaşta sorumluluk almasını hedeflediğimizi söyleyebilirim. Çok doğru. Ben nezdinizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum burada seyircilerimiz adına. Bir başka husus, geri bildirim alıyor musunuz Sayın Çelik? Yani süreci tamamladıktan sonra bu verilerin, bilgilerin, değerlerin gençlerimiz üzerinde nasıl yansımalar olduğuna dair hem bireysel hem ebeveynleri tarafından bir geri bildirim alıyor musunuz? Onlar nasıl karşılıyor bu süreci? Şimdi aslında şu anda gerçekleştirdiğimiz kamplarla ilgili hemen anlık dönütler veya işte birinci günden başlayan şeyler beşinci günde davranışlar değişip onların kazanmasını sağlayabiliyoruz. Bir de geçmiş dönemde 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz diriliş müştüsü kampları var.
Ben kendi adıma hangi ilçeye gideceksem aslında kamplara katılan tüm milletvekillerimiz, işte il evet. başkanımız ve genel başkan yardımcımız dahil olmak üzere herkes de bunu denk geldiğini sürekli bize söylüyorlar. Evet. Her gittiğimiz yerde bu gençlerden biri gelip elimizi tutuyor. Hı-hı. Abi hatırladın mı biz işte evet. kampta birlikte sendeydik diye. Yani bunları yaşıyoruz. İkinci olarak şunu da söyleyebilirim. Oradan zaten gelen gruplar üzerinde özel çalışmalar yapıyoruz. Yani bazı arkadaşlara daha çok ilgi gösterilmesi noktasındaki o potansiyeli gördükten sonra hmm. daha farklı devam ettiriyoruz. Bir de kamplar bittikten sonra biz bu gençlerle olan iletişimimizi bitirmeyip onlarla olan iletişimimizi devam ettiriyoruz. Yani ilçe teşkilatlarımız bu anlamda bizim en büyük destekçimiz. Ayrıca biz seçim sebebiyle de olsa... Farklı sebeplerle de, Ramazan sebebiyle de çok kez gittik. Evet, tüm evet. ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettikçe bunları arayıp gelin birlikte olalım, beraber olalım diyoruz. Ve görünen şu ki gittiğimiz her ilçede o kampa götürdüğümüz hmm. arkadaşlarımız bizim orada olduğumuzu öğrenince hemen oraya geliyorlar. Birlikte tekrar evet. o anıları bir, hani hmm. yaşları daha küçük ama bizim de belki evet. daha evet. çok fazla anı biriktiremedik bu yaşımıza hmm. kadar. Ama o anıları bir sene önceki anıyı bir tekrarlıyoruz. Ne güzel. Ve herkes tekrardan katılmanın bir formülünü bulmaya çalışıyor. Maksat hasıl oldu diyebiliriz İnşallah. O zaman yani. Bu onu gösteriyor. Muhtemeldir ki anne babaları da ve aile diğer ailelerinin diğer fertleri de muhtemeldir ki bu süreçten memnunlar. Çünkü sizin ziyaretlerinizde sizlerle bir araya gelmelerine yine müsaade edilmesi de bunun bir göstergesi, Kesinlikle. Örneği diye düşünüyorum. İsterseniz bir ara verelim. Söyleşimizi sürdüreceğiz Sayın Çelik. Yavaş yavaş konuyu birazcık da 15 Temmuz sürecine biliyorsunuz yıl dönümündeyiz. Evet. Haftaya da çok önemli programlar söz konusu hele hele 15 Temmuz gününde. Birazcık bu yöne ilişkin de duygularınızı ve gençliğin bakışını, beklentilerini de masaya yatırma fırsatı bulabiliriz. Evet sevgili seyircilerimiz AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Muhammed Sait Çelik'le birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Gündem Özel devam ediyor. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Muhammed Sait Çelik'le birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Programın ilk bölümünde ağırlıklı Diriliş Muşlusu kamplarına ilişkin ayrıntıları sizlere sunmaya ve bu projenin ne anlama geldiğini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sayın Çelik tekrar hoş geldiniz. Hakikaten heyecan verici ve ileriye dönük bizleri umutlandıran önemli projelerden bahsettiniz. Bu anlamda bizi seyreden sevgili seyircilerimizin de aynı duyguyu paylaştığını bizimle tahmin ediyorum. Şimdi tabii önümüzdeki süreç ağırlıklı gündem başlıklarımız 15 Temmuz. Evet. 15 Temmuz'un seneyi devriyesindeyiz. Siz de bahsettiniz bir milattı bizim için. Duygularınızı bir öğrenmek isterim ilk etapta. Bakış açınızı bizlerle paylaşır mısınız? 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan sürece ilişkin öne çıkan başlıklar neydi size göre? Ne anlamalıydık biz 15 Temmuz'dan? Bugün gelinen nokta itibariyle o ruhu hala size göre canlı tutabiliyor muyuz? Ve etkinliklere ilişkin de konuşacağız tabii. Buyurun. Tabii 15 Temmuz ilk önce hiç yaşanması istenilmeyen bir olay. Evet. Bu anlamda ama yaşandığında da ibret alınması gereken bir olay. 15 Temmuz sürecinde elhamdülillah ben şöyle düşünebiliriz. Bir kere bir direniş ilk defa tarihinde ilk defa bir darbeye engel olan bir millet olduk. Yani elhamdülillah bu anlamda 15 Temmuz hepimizin birleştiği, ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp birlikte olduğumuz alanları daha öne çıkardığımız bir süreçti. Bu süreci en güzeli şekilde başlangıç kısmında en iyi şekilde yerine getirdiğimizi söylenebiliriz. Evet. 15 Temmuz bizim için tabii oradaki şehitlerimiz bizi şu anda hani 15 Temmuz deyince benim aklıma şehitler geliyor. İsimlerin hepsini bilemiyoruz ama mesela unutamadığımız işte Ömer Halis Demir, Halil Kantarcı, ondan sonra Abdullah Olçak bunların hiçbirini unutamıyoruz. Belki hepsi isimlerin hepsini saymak gerekiyor. Hepsi birer kahraman. Evet. Ve zaman içerisinde anın gerekliliğini canlarıyla ödemiş kahramanlar. Allah evet. onlara rahmet eylesin. Amin. Ve inşallah ailelerine de tekrardan sabırlar diliyoruz. 15 Temmuz bizim uyanışımızın, bizim bir anlamda belirli kısımların kontrolünden çıkışımızın miladı olarak değerlendirebiliriz. Bu miladı da elhamdülillah milletimiz en iyi şekilde gerçekleştirdi. Hı hı. 15 Temmuz'dan bugüne devam eden süreçte tabii
Başlangıçtaki yakalanan bazı gruplarla olan birliktelikler sonradan ayrışmaya dönüştü. Bu ayrışmaya dönüşmesinin sebebi onların samimi olmamalarıyla ilgili bir süreç olarak değerlendiriyorum. Yani bunu sadece AK Parti çizgisi değil de hepsinin üstünde olan 15 Temmuz çizgisinin partilerin üstünde bir süreç olan 15 Temmuz çizgisinden bahsediyorum. Orada birçok kesim daha sonrasında samimiyet gösteremeyip bu samimiyetlerden maalesef ayrıldılar. Evet. Ama herkesin bu süreci komple milletimiz gördü. Evet. Bu anlamda biz durduğumuz, daha doğrusu 15 Temmuz günü durduğumuz yerden aynı şekilde durup durmadığımızı bireysel olarak kontrol etmeli ve tekraren o ruhu yakalamak için kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda hani belli bir grup hala elhamdülillah ülkemizin çoğunluğu bu anlamda hala o bilince sahip. Hı hı. Parti meselesi, işte grup meselesi, yani bir etkin bir grup meselesi değil. Tamamen bir 15 Temmuz'un o milli ve beraberlik sürecini görüyor. Yeni kapı ruhuna sadık kalarak, değil mi? Yani ona kesinlikle göre, ona uygun millet memleket sevdası uğruna, ülkenin âli menfaatleri doğrultusunda duruşunu bozmadan devam ediyor. Ama kısmen değindiniz, bu duruşa ve hissiyata halel getirmeye çalışanlar da var. Bu tabii devam edecek bu süreç. Kesinlikle. Bundan sonra da yaşayacağımız bir süreç, bir imtihan söz konusu elbette. Asıl olan birliktelik adına atılacak adımları sıklaştırmak, safları sıklaştırmak diye de düşünüyoruz. Gençlik hareketleri üzerinden baktığımızda Sayın Çelik, bu bir yıllık dönem diyelim, gençler üzerinde nasıl bir etki oluşturdu size göre? Siz ne gözlemlediniz baktığınızda etrafınıza? Evet. Ya 15 Temmuz özellikle tabii bir anlamda gençliğin özgüven sahibi, daha doğrusu bahsedilen, suçlanan gençliğin artık övülmeye başlandığı bir süreç oldu. Evet. Bu da bir güven getirdi ister istemez. Ama tabii bu güvenin bir kontrollü olması gerekiyor. Fazla güvenin de zararlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda o süreçte biz özellikle gençlerin, her gittiğimiz yerde de konuşuyoruz, her gidilen genç ortamında, daha doğrusu gençlerin bir araya gelip oturduğu ortamlarda da aynı şeylerin konuşulduğuna inandığım için söylüyorum. Evet. Her gidilen yerde şu konuşuldu: ya o gün 15 Temmuz gecesi çok güzel imtihanı verdik. Hı. Ama hala imtihan noktasında eksiklerimiz var. Evet. Biz eğitimde iyi olmamız gerekiyor. İşte devlet kadrolarında üst kademelerde yer alabilecek şekilde potansiyelli olmamız gerekiyor ki başkaları yine yer almasın. Şüphesiz. Yani bu süreci okuduğumuza inanıyorum. Bu anlamda gençlik artık milli bir gençlik olup bu anlamda kendini de yetiştirerek daha iyi yerlere, daha iyi konumlarda bu millete hizmet etmek. Burada makam mevki veya ünvan meselesi değil, tamamen millete hizmet meselesi olarak bakanlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca 15 Temmuz gençlikte şöyle bir etkiyi yarattı. Bir siyasi kutuplaşmanın önemli olmadığını, belli bir hani ülke meselesi ise, millet meselesi ise hep birlikte beraber hareket edilmesi, o birliktelik ruhunu öğrendi. Bu da en önemli kısım. Bu anlamda yani 15 Temmuz sonrasında biz farklı siyasi partilerin genç kollarıyla istişare eder, onlarla konuşur. Üniversitede bir anlamda belki hani tam beraber oturduğumuz çalışmalar olmadı ama en azından birbirimize müsaade ettiğimiz, o hafta o programı yapmadığımız zamanlar oldu. Bunlar belli aralıklarla anlayışı ortaya çıkardı. Bu anlamda 15 Temmuz'un gençler üzerinde böyle de bir etkisi var. Bir tahammül kültürünü, bir anlayışı, kesinlikle, değil mi? Daha böyle yerleşik hale getirebilme adına önemliydi. Bunu kullanabilmeliyiz bundan sonraki süreçte de. Buna yönelik peki sizin önümüzdeki hafta içerisinde ya da daha sonraki günlerde yıl dönümünde 15 Temmuz'un bir planladığınız bir program vesaire etkinlik var mı? Şu anda tabii 11 Temmuz ve 15 Temmuz arası bu etkinliklerin gerçekleştirileceği tarih. Biz 15 Temmuz gecesi yine 2016'da olduğu gibi yine 2017'nin 15 Temmuz gecesi de inşallah gençler olarak sahada olacağız. Evet. Onun haricinde gerçekleştirdiğimiz şu anda genel merkezimizin bir projesi var. Tüm illerden gerçekleşen bir proje bu. Şehrimizde bulunan 15 Temmuz şehitlerinden aldığımız bayrakları ve birlikte programlar gerçekleştireceğiz. Hı hı. Bu bayrakları toplamda 250 şehidin adına 250 tane şehirlerinden çıkıp Cumhurbaşkanımıza vermek üzere gençlerimiz yola çıkacaklar. Meclisin
Cumhurbaşkanımızın meclis konuşmasından önceki etkinlik bu olacak. Orada gençler Cumhurbaşkanımıza bayrakları teslim edip en son Cumhurbaşkanımız inşallah en büyük bayrağı göğe çekecek. Bu anlamda tüm iller anlamında yapılan program bu. Konya olarak biz 13 Temmuz gecesi Allah izin verirse sahada olmak için gençlik olarak ayrıyeten bir sahaya çıkma çabamız olacak. Bununla ilgili inşallah şu anda programlar tamamen sonuçlandırmak üzereyiz. 13 Temmuz gecesi tüm gençlerle sokağa erkenden yine çıkmış olacağız. Ne güzel. Bir de sizin arada bahsettiniz. Biz konuştuk, seyircilerimiz duymadı sanırım. Sosyal medyada siz bu süreci anlatan farklı dillere yönelik çalışmalarınız da olmuş değil mi? Evet. O konuda neler yaptınız? Hem kamuoyuna bilgilendirme adına aktarmış olalım. Şöyle bir şey, 15 Temmuz'un hemen akabindeydi. Yaklaşık bir 25 günlük gün içerisinde bu işi yaptık. Yaptığımız işlem şuydu. 15 Temmuz'un hemen akabinde gördük ki ulusal ve özellikle dünya basını anlamında dünya basını olayı kendine göre anlatıyor. İşte 15 Temmuz darbe girişimleri, 15 Temmuz şehitlerini veya oradaki yaralıları, gazilerimizi görmüyor. İşte bu bir kontrollü darbedir sözlerini ta oradan başlattılar. İkinci olarak da sanki süreci başlatanların halka özgürlük getireceğini vesaire bahislerini çok fazlaca Avrupa ve dünya basında çok yer aldı. Bu anlamda biz gençlik olarak dedik ya bu işi aslında bu bizi çok aşan bir konu. Evet. Çünkü bu anlamda ciddi bir kuruma belki de olan kurumların kendi potansiyellerinde artırılması istenilecektir mutlaka. Bunları süreç içerisinde tüm yetkililerle tek tek konuştuk. Çünkü biz bu eksiği görüyoruz. Bir boşluk var ve dolduran yok. Bu anlamda biz kendimiz gücümüz yettiğince bir proje başlattık. Bu proje şuydu. 15 Temmuz'u sürecini anlatan bir videonun hazırlanması ve bu videonun toplamda 8 dile çevrilmesi. Dünyada zaten 8 dil geneline hitap edebilecek şekilde. Bu anlamda işte en popülerinden işte Türkçesinden İngilizcesine, Çincesine, Rusçasına, Arapçasına hepsine her bölgeye hitap etmek için çevirdik. Ve ayrıyeten daha sonrasında bu çevirdiğimiz videoları o ülkelerde hem sponsorlu olarak hem de oradaki sosyal medyada fenomen olan, daha çok takip edilen gençlerin paylaşması noktasında ricalarda bulunduk. Dünyadaki misal tüm sivil toplum kuruluşlarına bunları kendi dillerinde mail attık. Tabii hakaret edenler, övgüyle bahsedenler. Ben özellikle birkaç tane mail okuma fırsatım oldu. En dikkat çekicileri onlardı zaten. Biri tamamen hakaret içerikli yazmış. Biri de tamamen övgü dolu. İşte yani bu ifade şu şekildeydi. Yani bizi yalnız bırakmadınız o gece diye yazan Myanmar'dan bir genç bize mail atıyor. Bizi o gece yalnız bırakmadınız diye. Aslında biz kendi hani küçük dünyamızda kendi ülkemiz için mücadele ederken oradan gelen mesaj bizi yalnız bırakmadınızdı. Ülke içinde ise bu Türkçe noktasında da tabii biz bunu sizlerin aracılığıyla medya noktasında duyurular da gerçekleştirdik. Ülkeden birçok yerden mektup geldi. Böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiğiniz için çok memnun olduk. İşte bize CD olarak gönderir misiniz diye gazetelerde çıkan haberlerin üzerine. Ama elhamdülillah çok güzel bir bu anlamda çalışmaydı. Örnek bir çalışmaydı. Bu çalışmanın mutlaka meyvelerini ileriye dönük de göreceğinizi düşünüyorum. İnşallah. Bereketli bir çalışma. Bu durum onu gösteriyor ve dünyanın dört bir tarafından ses getirdiğini de gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gerçekten bu tip çalışmaları belki zaman zaman eksik buluyoruz ama ya da yeterli görmüyoruz. Fakat katkısının çok sonraları geri dönüşlerle alınabildiğini de görüyoruz. Bu bunu da gösteriyor bu süreç. Kesinlikle. Bundan sonra atılacak adımlarınıza da en azından bir örnek çalışma değil mi? Yani daha iyilerini yapabilme adına da güç veriyor diye düşünüyorum. Önünüzdeki notlardan 15 Temmuz'u anıyoruz başlıklı bu klasörde neler var bizimle paylaşacağınız? Bu 15 Temmuz konusuyla ilgili bizim şu anda 15 Temmuz'la ilgili tabii bu hem sosyal medya çalışması var. Evet. Ayrıyeten 15 Temmuz gecesi yine şu anda biz takvimi planladık tabii komple. 15 Temmuz akşamında aslında o gece çok ilginç bir şeydi. Yani ben kapının önünde müthiş bir il teşkilatına vardığımızda her kesimden insan vardı. İnanın
Yani zaman geldi belki hiç düşünmeyeceğimiz insanlar oradaydı. Ya işte bu adam belki hor görebileceğimiz hayatından dolayı, içtiği içkiden dolayı. Ama o gün o akşam orada hep birlikte beraber o il teşkilatını korunmaya çalışıyordu. Çok fazlaca farklı görüşten insanlar vardı. Yine biz o anıyı tekrar yaşamak için 15 Temmuz gecesi inşallah yine il teşkilatından başlayıp Mevlana Meydanı'na kadar yürümeyi hedefliyoruz. Bu anlamda bu etkinlikle biz inşallah süreci başlatacağız. Tabii sadece 15 Temmuz'da bu çalışmalarımız yok. 15 Temmuz akabinde de yıl içerisinde onu unutturmamak için konferanslar düzenledik. Onun haricinde işte buradaki görünen şehitlerimizin resimlerini arkadaşlarımız birebir kendileri oturup çalıştılar. Bunlar üzerinden resim sergileri, sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıldı. İnşallah bu sene de aynı şekilde resim sergileri ve gençliğin bu olaya duyarsız kalmadığını ve hiçbir zaman unutmayacağını, hep aklımızda diri kalacağını, bu anlamda zalimleri unutmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İnşallah biz de aynen unutturmayacağız da. O günleri bir daha yaşamamak için hem bu günleri anıp ileriye taşıyacağız, hem de gençlik olarak inşallah tüm gençlerde bu bilinçte olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli bir gençlik yetişerek bunlara müsaade etmeyeceğiz inşallah. Sayın Başkan, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. Genel siyasete ilişkin de hem gençlerin bakış açısını sizin ağzınızdan öğrenmek, hem kişisel bakış açınızı öğrenmek adına çok ciddi bir tabii kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor yine içeriden dışarıdan. Evet. Küresel güçler diyebiliriz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu an için Almanya'da G20 için bir yeni Türkiye tabii 2019'da bizi bekliyor. Çok önemli değişikliklerin yapıldığı bir süreci yaşadık. Önemli bir halk oylamasını geride bıraktık. Uyum yasaları artık yavaş yavaş hayata geçirilecek. Onlar için yine canhıraş bir mücadele söz konusu Gazi Meclisimizde. Siz bu yeni Türkiye'ye giden yolda neler söylemek istersiniz? Ne tür katkılar vermeyi planlarsınız? Ya da şu anki genel siyasi havaya, içeride ve dışarıda yaşananlara ilişkin bakış açınız nedir? Birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Aslında bakış açımız sadece kişisel olarak söylemek istemiyorum. Yani Gençlik Teşkilatı'nda bulunan tüm arkadaşları yıl içerisinde ilçe teşkilatlarımız dahil olmak üzere herkesi ziyaret ediyoruz. Evet. Ve her gittiğimiz yerde bu mevzuyu, ya şu andaki süreci komple konuştuğumuz çok fazlaca süreçler oluyor. Şöyle bir gerçek var. Şu anda uluslararası anlamında çok ciddi bir üstümüzde baskı var. Birileri bizim 15 Temmuz'daki dirilişimizi onların kontrolüne girmememizin bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar kendilerince. Aslında bunların cevaplarını halkımız elhamdülillah veriyor. İşte en büyük verdiği cevaplardan biri 16 Nisan'daki vermiş olduğu cevap. Bugün ise anlaşılamayan kısım belki de anlamak lazım. Yani içerideki bulunanların uluslararasındaki o belli güçlerin kontrolünde o amaca ulaşan hedefler gerçekleştirmeleri. Bugün işte ülkemizin uluslararası anlamda işte bir Suriye meselesi var ki bizi de içine çekmeye çalışıyor. Orada belki bizi de bir anlamda düşürmeye çalışılıyor. Bu taraftan bakıyorsunuz işte en son yapılan işlerden biri işte Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü. Aslında bunu adalet yürüyüşü olarak da tanımlamamak lazım. Bu bilerek seçilmiş bir şey. Bugün köşe yazılarından birinde okudum. Şöyle bir güzel biri yazmış. İsmini hatırlayamayacağım. İşte AK Parti'ye birileri sürekli AKP demekle zaman harcadı. Biz de bu adalet yürüyüşüne aslında bu bir geç kalınmış bir şey. Bu yürüyüşe başka bir isim vermek lazım. Bunlar adaletsizlik dersek yine adaleti aslında andırmış olacağımız için bunlar kayırma, hukuka müdahale etme ve tamamen adaletten biraz hedef şaşırtma. Kesinlikle hedef şaşırtma. Yani şu anda işte yürüyüşü görüyoruz. Yapılan belki de sona geldi ama istenilen çok fazla da bir süreç yaşandığını da zannetmiyorum. Daha onlar büyük şeyler bekliyorlardı. İnşallah olmadan da tamamlanır, biter. Cumhurbaşkanımız bu noktada her gün açıklama yaptı bununla ilgili. Yani provokasyona açık bir yürüyüş değil mi? Kesinlikle. Sayın Çelik? Yani bunun bir amacı yok. Evet. Bunun amacı sadece işte hukuka müdahale etmek. Adam işte milletvekili sonuçta
konuyla ilgili mevzuda müdahil olmuş ve suçlu bulunmuş. Suçlu bulunduğu bir şeyden dolayı siz onu kurtarmaya çalışıyorsunuz yürüyüşte. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yani adaletin verdiği bir karara böyle bir müdahale şekli yok. Toplu eylemler yaparak bir insanı verilen karardan döndürülemez. Bu adam casusluk suçundan yargılanıyorsa bunun cezasını çekmek zorunda. Bu anlamda süreci bu şekilde okumak lazım. Ama ben bu yürüyüşün vesairenin tamamen CHP'nin kendi içindeki o çalkantıları durdurmak için, onlara karşı bir tampon oluşturmak için yapıldığına düşünüyorum. Başka bir hedefinin kesinlikle olacağını zannetmiyorum. Evet. Ayrıyeten ülkenin kaos süreci yaşatmasıyla ilgili de bir provoka noktasında açık bir alan oluşturuyorlar. İnşallah tamamlanır. Ama şunu söylemek lazım. Bu kadar özellikle geçtiğimiz 4 yılda böyle geçti. Bundan sonrası inşallah 4 yıla göre daha az olaylı geçer diye ümit ediyoruz. Ama bu coğrafyada yaşıyorsak az olacağını da düşünmüyoruz. Her halükarda bir şeyler oluyor. Evet. Bu noktada biz gençler olarak daha fazla güncel noktasında bilgi sahibi olmayı ve günceli doğru okumayı gerçekleştirmek için hareket etmemiz lazım. İşte bugün en son benim bugün haberlerde okuduğum ve çok üzüldüğüm bir konu Sakarya'daki gerçekleşen vahşet. Yani oradaki bu vahşeti gerçekleştirelim. Yani biz şöyle diyoruz, mazlumun hani ırkı ve milleti yok, vahşeti yapanın da ırkı ve milleti yok aynı şekilde. %100, evet. Yani oradaki yaşanan olaydaki yapanların Esad'dan bir farkının olmadığını düşünüyorum. Ayrıyeten dünyadaki çekecekleri hiçbir ızdırabın onlara yeterli gelmeyeceğini, Allah elhamdülillah cehennem gibi bir yer yaratmış. Onlar hesabını orada görecekler. Yani o küçücük çocuk, yani daha hamile olan bir anne. Bunların hepsi tabii her şeyi bir anda yaşıyoruz. Hangi vicdanda karşılığı var? Kesinlikle. Yani nasıl açıklayabilirsiniz bu durumu? Neyle izah edebilirsiniz? Hakikaten hani ölçüyü kaçırırım endişesiyle konuşmak istemiyorum. Evet. Bu noktada hepimizin kendisini bir gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanlığımızı bir sorgulayalım, bakalım, etrafta olup bitenlere karşı duyarlı olalım lütfen. Bunu ben her defasında dillendirmeye, gündeme getirmeye çalışıyorum. Yani bahsettiğiniz gibi cinsi cibilliyeti, ırkı, dini ne olursa olsun hep şiddete birlikte karşı durmamız gerekiyor. Nereden gelirse gelsin. Sayın Çelik, ben çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten verimli bir söyleşiye imza attığımızı düşünüyorum. Özellikle başta bu diriliş muştusu kampları beni çok etkiledi. Eminim sevgili seyircilerimiz de aynı kanaattedir. Gerçekten heyecan verici bir proje. Oraya yönelik bizimle yeni birlikte olan sevgili seyircilerimiz için küçücük bir özet daha geçer misiniz? Diriliş muştusu kampları başladı. İlk iki haftası geride kaldı. Nerede yapıyorsunuz? Kimler katılıyor? Bundan sonraki süreç şöyle kısacık bir özet daha bizi yeni izleyen seyirciler için yapar mısınız? Elbette. Diriliş muştusu kamplarımız şu anda İkinci haftasını arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Evet. 7-11. Bugün sabah yola çıktılar. Evet. Önümüzdeki şeyde 13-17'de 3. grup, 19-23'ünde de 4. gruplarımızı alacağız. Bu anlamda gelmek isteyen, katılmak isteyen, seyircilerimizden katılmak isteyenler olursa bunu memnuniyetle karşılarız. Ayrıyeten kamplarla ilgili sadece eğlence, sadece eğitim değil, hepsinin birlikte olduğu. Aslında birlikte olduğumuz zaman her zamanında öğrendiğimizi ifade edebiliriz. Eğitimler konusuyla ilgili 3 ana başlığımız var. Siyasi bilinç, kişisel gelişim, yerli ve milli olmak. Bu 3 başlığın altında milletvekillerimizin tümünü misafir ediyoruz. İşte Aydın Ünal gibi, Mehmet Metiner gibi milletvekillerimizi de ayrıyeten bu anlamda istifade edeceğiz. Onlar da geldiklerinde gerçekten orada gençlerle birlikte olunca onlar da genç oluyor. Bu arada kendilerine de ben teşekkür ediyorum. Evet. Onun haricinde inşallah kişisel gelişim noktasında da ciddi katkıları olacak kişileri misafir ediyoruz. Ve milli ve yerli olmak noktasında da köşe yazarlarını, işte akademisyenleri, tanınmış hocaları, akademik anlamdaki çalışmalarında başarılı olan kişileri gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Bunun çalışmalarımızın hepsinin hedefi gerçekten siyasi bilinç veya ötekileştirmeden ziyade hep birlikte olacağımız, beraber olma ruhunu yaşayabileceğimiz süreçleri, o bilinci en temel kazancı başlığımız bu. Beraber birlikte olmayı başarabilmek. Aslında bir de şöyle bir şey var. Her kampımızın da bir ana kamp başlığı oluyor. O başlık üzerine konuşmacılarımız genelde konuşmalarını
kendi alanlarında gerçekleştiriyorlar. Üçüncü ve dördüncü haftanın başlıkları ciddiyet olacak. Ciddiyet konusuyla ilgili yani hayatın her alanında ciddiyeti getirmek için, gençlerimizde bu bilinci oluşturmak için. Belki de bu, hani biz 15 Temmuz'u elhamdülillah gerçekleştirdik ama hala bazı anlamlarda dirilmediğimiz, uyanmadığımız, disiplin ve kendimizi ileriye taşıyacak kurallarımızın olmadığı bir gençliğimiz var. Bu anlamda gelen gençlerin oradaki süreçte bu ciddiyet konusunu üstüne basa basa her aşamasını inceliyoruz. Evet. Bahsedeceklerimiz eyvallah. Bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Son vurgu yaptığınız ayrıntılar da önemli. Gevşemeyen, öfkesini kontrol edebilen, vizyonu olan, misyonu olan, değerleriyle barışık, birlikte yaşama kültürüne sahip olan tahammüllü gençler özetle. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. İnşallah. Gelecek adına daha güçlü olabilme adına, daha verimli adımlar atabilme adına buna ihtiyacımız var. Bir kez daha size, ekip arkadaşlarınıza, teşkilat mensuplarına, katkı veren içeriden dışarıdan kim olursa olsun Türkiye genelinden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunun emsal teşkil etmesini ve bu örneklerin giderek yayılmasını toplum adına, ülkemiz adına, geleceğimiz adına istiyoruz, bekliyoruz Sayın Çelik. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için. Hı hı. Yani hem şahsınıza hem KonTV'ye bu noktada teşekkür ediyorum. Aslında bir teşekkürü de lütfen bu programların gerçekleşmesinde emeği geçen, İşte başta Ahmet Sorgun Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, milletvekillerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların katkılarıyla biz gençler olarak çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, çünkü sizlere ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreç böyle ilerleyecek. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Bundan sonraki çalışmalarda sizlere başarılar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Muhammed Sait Çelik Bey ile birlikteydik. Gençlik teşkilatlanmalarının projelerine ilişkin ağırlıklı diriliş muşlusu kamplarına yönelik değerlendirmeleri sizlere aktarma imkanı bulduk. Ve gündeme ilişkinde, yine genel siyasi havaya ilişkinde Sayın Çelik'in değerlendirmelerini sizlere aktardık. Bir başka programda yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Esen kalın.